Üçüncü perdeye geldiğimizde hikayemiz son krize doğru yaklaşmaktadır. Kaçınılmaz zirve noktası. Bu hikayenin baş kahramanı için en zorlu andır. Karakter en çok değer verdiği şeylerin hepsini kaybetme noktasına gelebilir. İzleyiciyi de heyecan sarmıştır. Karakterin birinci ve ikinci perdede yaptığı tercihler istekleri doğrultusundadır ama üçüncü perdede karakter en önemli sınavla karşı karşıyadır. Acaba karakterimiz bu sefer ihtiyaçları doğrultusunda hareket edip birinci perdede veremediği kararları verebilecek mi? Örneğin kayıp balık Nemo'nun sonlarına doğru Marlin Nemo'yu bulur. Bu Marlin'in istediği ve tüm film boyunca peşinde olduğu şeydir öyle değil mi? Ama bu sefer de arkadaşı ve yoldaşı Dory bir balıkçının ağına yakalanır. Üçüncü perdenin bize getirdiği kriz de işte budur. Marlin'in tek istediği Nemo'yu eve götürüp onu güvende tutmaktır. Ama Dory'i kurtarmaları gerektiğinin ve bunu en iyi yapabilecek olanın Nemo olduğunu da farkındadır. Mahallenin Nemo'nun gitmesine izin vermesi ve ona güvenmesi gerekir. Bu kriz anından sonra karakterler ve içinde bulundukları dünya sakinleşir. Olduklarından daha iyi bir hale gelirler. İşte buna da çözülme denir. Kayıp balık Nemo'da Nemo'nun Dory'i kurtarmasından sonra gerçekleşen çözülmede Nemo'ya daha fazla güvenen ve daha huzurlu bir mahallinle karşılaşıyoruz. Üstelik Nemo'nun okula kendi kendine yüzmesine ve yeni köpek balığı arkadaşlarıyla takılmasına da izin veriyor. Şimdi Pixar'daki arkadaşlarımızın üçüncü perde hakkında ne düşündüklerini öğrenelim. Üçüncü perdede karakter ihtiyaçları doğrultusunda isteklerden vazgeçer. Yaptıklarındaki hataları görüp bunlardan ders alır ve artık değişmeye hazırdır. Karakterinizi birçok testten geçirmelisiniz. Karakterinizin hikayenin temasını ortaya koyacak şekilde bir şeyler öğrendiğini. Yani aslında bu hikayeyi anlatmak istemenizin sebebi olan şeyi öğrendiğini gösterebilmelisiniz. İkinci perdeyi takip eden üçüncü perdede tema ve hikayeden çıkarılacak ders devreye girdiğinde karakteriniz artık en önemli şeyin ne olduğunu öğrenmiştir. Üçüncü perde boyunca bu önemli şey için savaşır ve buradaki bu savaş aslında filmin temasını da oluşturur. Örneğin inanılmaz ailenin üçüncü perdesinde adam ailesi için savaşır. Yani hayatta kalabilmek adına bir arada olmak ve süper aile olabilmek için. Üç perdeli bir filmde birinci ve ikinci perdenin nasıl olduğunu her şey bir araya gelmeden anlamak neredeyse imkansızdır. İsteyeceğiniz en son şey, izleyicinin birinci ve ikinci perdelerin sonunda hayal kırıklığına uğrayıp aldatıldığını düşünmesidir. Bence filmin tamamı her anlamda tatmin edici olmalı. Sanki dünyadaki en önemli sorun çözülmüş gibi hissetmelisiniz. Ya da karakter kendisiyle ilgili olan en önemli sorunu çözmüş gibi veya da tüm kötü adamlar yok edilmiş gibi. Böylece dünyadaki her şey yoluna girmiştir ve izleyici de sinemadan rahatlamış şekilde ayrıca ayrıca bir şeyler de öğrenmiş olarak ayrılabilir. Yapısı çok iyi bir hikayeniz ve sonucu çok mantıklı olan bir üçüncü perdeniz olabilir. Yani sorunların üstesinden gelmiş, kötü adamları alt etmiş ve her şeyi yoluna sokmuş olabilirsiniz. Ama bu her zaman filmdeki çözülmenin başarılı olduğu anlamına gelmez. Çözülmenin başarılı ve tatmin edici olabilmesi için duygusal olması gerekir. Sonuçta bu karakterinizin duygusal arkının sonu. Mesela yukarı baktaki çözülme, Carl'ın Russell'la sadece arkadaş kalmak istemeye karar vermesiyle değil Ayrıca Russell'ın izci törenine katılması ve ona armasını takdim eden kişi olmasıyla gerçekleşir. Bu durum, Carl'ın Russell'ın hayatında kalmaya devam edeceğini ve çocuğu artık ailesinin bir parçası olarak gördüğünü simgeler. Üçüncü perdede film, yani hikaye çözümlenir. Bu çözümlenme bazen çok şaşırtıcı olur. İzleyici hiç beklemediği ama yine de tatmin edici bir sonla karşılaşır. Bence Oyuncak Hikayesi 3'teki çözülme çok güzel. Çünkü bir sürpriz var ve filmin beklenmedik bir sonu var. Tüm film boyunca Woody bir ikilemdedir. Ya sahibi Andy'ye sadık kalıp onunla birlikte üniversiteye gidip bir hafta oturacak ve en iyi arkadaşlarından ayrılacaktır. Ya da Andy'yi yüzüstü bırakıp diğer oyuncaklarla birlikte ortadan kaybolacaktır. Filmin sonuna doğru çözümü bulur. Andy'nin tüm oyuncaklarını Bonnie'ye vermesi fikri aklına gelir. Ve sürpriz şu ki Woody kendisini de kutuya koymuştur. Yani ortaya üçüncü bir seçenek çıkarmıştır. Bu sayede hem arkadaşlarıyla kalabilmenin hem de sahibine ihanet etmemiş olmanın yolunu bulmuştur. Bence bu son derece şaşırtıcı, doğal ve duygusal bir son. Özetlemek gerekirse üçüncü perde her şeyin bir araya getirildiği yerdir. Karakterler sorunların üstesinden gelmiş ve yapmaları gereken şeyleri yapmışlardır. Hikayenin teması net şekilde ortaya konmuştur ve hikaye mantıklı, duygusal ve belki bazen de beklenmedik bulunan bir sonuca ulaşmıştır. Sıradaki alıştırmada sizlerin de en sevdiğiniz filmlerin üçüncü perdelerini belirleme ve kendi hikayenizin üçüncü perdesini yaratma şansınız olacak.